Alevi olmak, Alevilik inancına tabi olmak, bu yolda menzile gitmek demek, her tür kirden, kötülükten arınmak demektir. Arınmış ve özünü yakalamış olarak, inanç ve ikrarla, emin adımlarla, sırat-ül müstakim olan bu yolda, gerçeklerin sonsuz demine doğru yol almak demektir Alevi olmak. İnsana yakışan özünde budur. Kirden arınmış, kötülüklere karşı koymuş, zulmü ve haksızlığı reddetmiş, daima hak ve hakikat üzeri yaşamış olmak. İnsan olmak bunu gerektirir. Soyluluk ve asalet bunu gerektirir. Alevi olmak farkındalık ve bilinçtir. Farkındalığın en üst aşaması, bilincin en ileri ucudur. Farkında olmayan, bilinci gelişmemiş bir varlık, surette insan olsa dahi manada ne ifade eder ki? İşte Alevi olmak, sadece suret ile değil, mana ile Adem evladı olmak demektir. Nebatiliği, hayvaniliği, insanlığı dahi aşıp, insanı kamil olmaktır Alevi olmak. Alevi olan, zerre kadar bu yolun gereklerine uyan, gereklerini yerine getiren, getirmeye çalışan birisi, asla uymaz kendini bilmezin cahilce sözlerine, davranışlarına. Kulak vermez nefsinin esiri olmuşlara, boyun eğmez zulüm ile abat olunacağını sananlara. Alevi olan, her dem merdane olur, mertçe yaklaşır ve yaşar. Özü de, sözü de mertçedir, her adımı, davranışı da öyledir. Çünkü Alevi olan, mertlerin en merdi olan, Şah-ı Merdan'ın yolundan olan kimsedir. Acaba şu dünyaya Şah-ı Merdan gibi bir başka şahsiyet gelmiş midir? Gelmediğine göre Alevi olan onun yolunu sürüyorsa, sürme iddiasında ise bu dahi bile onurların en büyüğü, şereflerin en yücesidir. Şah-ı Merdan yaşamın cümle anlamlarının anahtarıdır. Yaşam bilim değil midir? İşte Şah-ı Merdan o ilim şehrinin kapısıdır. İnsanın aklının ve hayallerinin çok çok ötesinde olan bu ilim şehrine girmek, orada yurt edinmek her insanın en temel gayesidir, gayesi olmalıdır. Onun için şehrine kapısından geçmek gerek. O kapıda Şah-ı Merdan Ali'den başkası değildir. İşte Alevi olmak o kapıya ulaşma isteğinin ifadesidir. Bunun içindir ki bunca ibadet, gülbank, dua ve tefekkür ediyoruz. Ya Hak, bize rıza şehrinde yaşamayı nasip eyle.